Sağlıklı Hayat'tan herkese günaydın. Mutlu sabahlar, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çok başarılı bir konukla yine sizlerle birlikteyiz. Aslında siz onu çok yakından tanıyorsunuz. Kulak, burun, boğaz uzmanı, operatör Dr. Ferruh Yılmaz bizimle olacak bugün. Bir saat boyunca biz kendisinden kulak, burun, boğaz rahatsızlıklarına dair birçok şeyin sebebini öğreneceğiz. Tanı koyma yöntemlerini öğreneceğiz ve tabii ki tedavide neler yapmamız gerekiyor. Bunların hepsini soracağız tek tek kendisine ama hepinizin malum en çok şikayetçi olduğu konu ve kendisinin de aslında uzmanlık alanı olan ve çok başarılı operasyonlara imza attığı bir konu, horlama, uyku apnesinin çözüm yollarını anlatacak hocamız bizlere. Aslında uyku apnesiyle yaşamak zorunda olmadığınızı ve bunun çok kolay yoldan halledilebileceğini anlatacak bugün. 0212 627 4848'den bizleri arayabilirsiniz. Yine WhatsApp hattımıza ya da Facebook üzerinden merak ettiğiniz tüm soruları yollayarak süremiz boyunca sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Buyurun efendim, böyle haftanın son gününe doğru giderken hep birlikte sohbet ederek, paylaşımlar yaparak yayınımızı gerçekleştirelim. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, iyi günler. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de çok iyiyiz. Eminim yine sizi şu an ekran başında gören özellikle bence kadınlar çok mutludur. Çünkü sanırım çok kadınlar şikayetçi biraz horlamalarda ve kesinlikle, uyku apnesinden evet. Maalesef. Evet, bir de tabii ki erkeklerde daha sık ve daha çok görüldüğü evet. için daha çok hanım, eşler şikayetçi oluyorlar. Yani evet. komşular da şikayetçi oluyorlar. Yani orada da biliyorsunuz yani horlama ve apne daha çok boğazın üst kısmında, burnumuzdan başlayan kısımlarda tıkanıklık. Evet. Zaten apne testlerinin çoğunda obstrüktif uyku apnesi diye teşhis koyuluyor. Obstrüksiyon demek bir yerde tıkanıklık var demek. Ben bütün hastalara da hep söylüyorum. Diyorum ki bu yapılan ameliyat ve müdahaleden yarar görmeme şansınız yok. Evet. Daha sonra lütfeder bir görsel gösterirseniz orada o görsellerde çok daha iyi görecek insanlar. Bunu bütün hastalarda biz bu fotoğraflarını da çekiyoruz. Ameliyat sonrasında çekiyoruz genelde. Yani bu hastalıkta daha evvel de söylüyoruz. 3 tane sorun var. Yani bir defa horlama dediğimiz hastalık değil, apne dediğimiz çok ağır hastalık. Evet, horlama için biz belirti diyebiliriz. Belirti, yani bir takım hastalıkların, bir takım şeylerin belirtisi. Bizdeki karşılığı ağız solunumu. Evet. Yani insan burnundan solunumu yapamadığı zaman ağızdan yapıyor. Horlamanın ana nedeni bu. Evet, ben aslında horlamanın evet ana nedeni bu dediniz. Tıkanıklık olduğunda hava geçemiyor dedik ama başka neden kaynaklanabilir horlama? Horlama... daha çok alerji çok. Yani şimdi dışarıdan 100 kişi getirin test baktığını edirelim. %50'sinde alerji çıkıyor insanların. Maalesef evet. Özellikle son yıllarda bir artış çok. Oldu değil ya mi hocam? Ya bu ozon tabakasının delinmesi, hava kirliliği, egzoz gazları yani birçok nedenlerden dolayı alerji çok yoğun olarak ortaya çıkan bir. Alerjide de biliyorsunuz yani histamin reaksiyonu. Vücudun neresinde olursanız olun. Alerji vücuda dışarıdan gelen maddeleri vücudun hangi organı olursa olsun tanımıyor. O organa gelen maddeyi tanımadığı zaman vücut reaksiyon yapıyor. Evet, alerji aslında bu. Bir kalkan oluşturuyor diyebiliriz değil mi vücudumuz? Aynen. Yani şimdi burun. Burnumuzda mas hücreleri var, koruma hücreleri. Buruna direkt gelen maddeler. İşte toz, deterjan, çamaşır suyu, parfüm, klima, kedi, köpek, kuş gibi maddeler, boyalı kokulu maddeler, toz gibi maddeleri burnumuzdaki hücreler gördüğü zaman yabancı kabul ediyor bazısında ve buna karşı reaksiyon meydana getiriyor. Aslında günlük rutinimiz içinde sanıyorum en çok karşı karşıya kaldığımız, değil mi? Yaşamak zorunda olduğumuz şeylere evet. karşı duyarlılık gösteriyor. Evet. Ve maalesef bunu çoğumuz anlayamıyoruz. Çünkü yani histamin reaksiyonunu nasıl anlıyoruz alerji olduğunu? Hasta mesela söyler, burnu devamlı kaşınır. Mesela bakıyorsunuz çocuklarda burun kanaması nedeni. Niye? Çocuk farkına varmaz. Kaşınıyor burnu, tırnağıyla uyurken tırnağıyla kaşır. Kaşıdığı zaman da orada deri incedir, orayı kanatır. Yani o alerjiye bağlıdır yine. Bu bize yani çoğunluğu verebilir. Kesinlikle. Yani bunlar da birisi kaşıntı, evet. birisi hapşurma, peş peşe hapşururlar. Birisi akıntı. Akıntı önden gelmez. Normalde şöyle düşünün, her insandan bir su bardağına yakın salgı 24 saatte genizden aşağıya akar. Bu da
ne yapar? Burada takılma yapar. Devamlı yapar bu insanlar. Bize gelenler genellikle şikayetleri benzinde akıntı var diye de derler ama evet, çoğu burada bir şey takılıyor, saç kılı gibi, yün gibi bir şey bir türlü gitmiyor. Evet, devamlı yaptırıyor derler. Bunlar alerji. Evet. Burada bir es verelim, telefonumuzu alalım hocam. Tabii ki. Hasan Bey günaydın. Günaydın efendim, sizi dinliyorum. Selamlar Almanya'ya. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Sizi zevkle dinliyorum. Çok teşekkür ederiz. Buyurun, sizi dinliyoruz. Sayın hocama bir sorum olacak. Tabii. Belki biraz bir iki dakika uzayacak ama ben devamlı dinliyorum. Şimdi benim bir 43-44 yaşında bir çocuğum var. Oğlan. Bu ama ben sesi keseyim de bir dakika. Evet, televizyonun sesi açıksa sonuna kadar kısalım. Bizi televizyondan tamam, duyun olur tamam mu? Bu çocukluğunda annesiyle yürürken köpekten korkup yola düşüyor ve bir araba kazası geçiriyordu. Ufak bir dudağında yırtılma oldu. Ve ondan sonra bir kekeme oldu çocukta. Ondan sonra doktora götürdük. Doktor dedi ki bunu her cumartesi bir gün gelecek, bir saat terapi yapacağız. Bu bir senede düzelir dedi. Ve çocuk da gitmedi. Ve şimdi de çocukta bir horlama var. Uyurken küçük değil geri kaçıyormuş. Ve burada doktorlara gitti falan. Onlar şimdi maske öneriyorlar. Hatta Türkiye'de gitti. Benim bir oroloji uzman akrabamız var. Alihsan İlhan. Onun vasıtasıyla gitti. Orada bu burun, kulak, orada bir muayene falan oldu. Pek sonuç alamadı. Sadece maske kullan, kilo ver diyorlar. Fakat hocamı dinliyorum. Çok başarılı, güzel şeyler anlatıyor. Çok basit bir ameliyatla düzeleceğini söylüyor. Evet hocam, ne söylüyorsun? Ya geçmiş olsun. Efendim zaten biraz sonra programı izliyorsunuz. Görsellerde, bir iki tane görsel de size gösterelim. Ameliyat esnasında uyuyan hastaların nasıl uyuduğunu, yani normalde uyuyan bir insanın uykuda küçük dilinin nasıl kapattığını, yumuşak dokuların çöküp burnun arkasından hava geçişine nasıl engel olduğunu o görselde de çok rahat görebilirsiniz. Şimdi normalde bu obstrüksiyona bağlı, yani tıkanıklığa bağlı apne sendromlarında zaten hep kulak burun boğaz konsültasyonu isterler genellikle. Maalesef eski yapılan bu ameliyatların yan etkileri çok fazlaydı. Yani yumuşak damak kesilip dikiliyordu. O zaman da bu ameliyatların yan etkisi çok fazlaydı. Çünkü yumuşak damak yutma işlevini ve konuşma işlevine katkısı çok olan bir organımız. Şimdi yumuşak damağa eski ameliyatın adı UPP ameliyatıydı. Uvulo palatinoplasti. Uvula küçük dilin latincesi, palatino yumuşak damağın hocam, latincesi. Görselimiz de geldi. Plasti de evet, orada görselde görüyorsunuz. Bakın aletle küçük dilini tutmuşuz. Aletle o tuttuğumuz komple ağzının içine çöküyor. Anlatabildim mi? Yani küçük dil ve yumuşak damak yattığınız zaman komple buraya oturuyor. Burası burnun arkası. Dolayısıyla burnun arkasından nefes borusuna hava gitmiyor. Evet, asla geçmiyor değil tabii mi? Ki. Burası yani tamamen tıkanık. Yani apnedeki ana sorun bu. Öncelikle apnede 3 sorun var. Birinci sorun burun. Burundan hava alıyorsunuz. Hava alan organ burun. Öncelikle burundaki tıkanıklıkları açıyoruz. Aynı ameliyatta. Kemik mi var, et mi var, ne varsa onu düzeltiyoruz. Devamında yani biraz evvel de söylediği gibi çok kolay. Yani o küçük dilin kesilmesinde kesinlikle herhangi bir dikiş atmıyoruz. Evet. Herhangi bir kesi yaptığımız zaman lazer veya radyo dalgalarıyla kesiyoruz. Neyi? Küçük dili. Yandaki perdeleri, plika dediğimiz perdeleri ve yumuşak damağa kesi yapmıyoruz. Dikiş atmıyoruz. Yumuşak damağa radyo dalgalarıyla veya lazerle belli frekanslarla akım vererek sertleştiriyoruz. Zaten çöken kısım, ağzınızı açtığınız zaman küçük dil, o görselde de görmüşsünüzdür, buraya çöküyor. Zaten ön kısım, burayı kestik, sertleştirdik, böyle kalıyor. Geçen hava direkt geçebiliyor. Bu ameliyattan insanların yarar görmeme şansı
Yok. Çünkü bu ameliyat sonrası zaten kesinlikle hava geçişi sağlanıyor. Apnoya bağlı tıkanıklığınız evet var. Bu buraya çökmüş. Bunu ki bundan ben fayda görmedim diyemezsiniz. Evet. Ha neticede başka rahatsızlıklarınız olabilir. Neyiniz olabilir? Kilonuz olabilir. Aldığınız hava yetmez. Ama bu kanal açıldığı zaman artık hava rahat geçtiği için... Evet, şu pozisyonda hocam bir daha gösterelim mi? Eğer siz bir destekle kaldırmazsanız zaten o aşağıda evet, olacak evet, değil mi? Dikkat edin, pençe tutup küçük dilini evet yukarı kaldırıyoruz. Bıraktığımız an komple aşağıya çöküyor. Düşüyor. Bir başka bir görsel daha var, orada çok daha net görecekler. Orada aletle de kaldırmıyoruz. Komple ağzının içine çöküyor küçük dil. Tamam, şimdi yönetmenim geldi. Evet, şimdi dikkat edin, burnunu ameliyat etmişiz. Evet. Devamında buradan hava geçti. Aşağıda küçük dil ve yumuşak damak komple yapışık aşağıya. Anlatabildim evet mi? Şimdi bunu kestiniz, sertleştirdiniz, böyle kaldı. Bitti tıkanıklık. Şimdi size yayına evet girmeden evvel söyledim. Bir karşıda bir ilçe kaymakamımız. Evet. Yani biz onu apne ameliyatı yaptık. Geçen de diyor, bir dün geldi. Ya dedi hocam, bir kontrole gittim. Bir kulak burun boğaza, 2-3 tane de arkadaş var. Yani doktor baktı, bir dakika dedi bana dedi. Yandan bir kulak burun boğazcıyı daha çağırdı. Ya abi bir gel baksana. Yani kaymakam bey ameliyat olmuş, bir ağzına bir baksanıza falan dedi. Ya ikisi birden dediler ki dedi, ya bu ameliyatı kim yaptı? Ne kadar güzel, ne kadar muhteşem sizin olmuş. Için, yani ne kadar ve sizinle şey övündüm dedi. İnanın bu ameliyat 5 evet dakika sürüyor. Yani bundan da mesela bize arıyor. Ya işte hocam küçük dilimi kestiniz de ama ben ya iyileşemedim diyenler 1000 kişide bir kişide oluyor. Aslında bugün onları da konuşacağız evet, tekrar. Evet, onlara da söylüyoruz. Onlara diyoruz ki başka nedenler vardır. Evet. O nedenleri ortadan kaldırın. Çünkü uyku bozukluğu sadece apne farklı bir şey, uyku bozukluğu farklı bir şey. Evet. Gece uyuyamıyorsunuz. Bunun büyük bir kısmı psikiyatriyle ilgili. Birbiriyle karıştırılmaması gereken durumlar. Apne farklı bir şey, uyku bozuklukları farklı bir şey. Evet. Aslında Hasan Bey de bu arada tekrar geçmiş olsun diyelim tabii olduğu ki için. Ameliyatı söyledi çok kolay. Evet, ameliyatı çok kolay ama Hasan Bey şunu belirtti ya hocam konuşmasında. Maske kullanmasını öneriyorlar diye ama biz 40 yaşında bir yetişkinden bahsediyoruz ve kesinlikle belki önünde bir 40-45 yıl daha var bu insanın. Maalesef ve bir 40 bir makineye bağlı yaşayacak. Kesinlikle evet bir maskeyle geçiremez. Evet. Bununla geçiriz, seyahat edemez tabii sürekli. Ki. Çünkü tabii insanın ama çok acil durumlarımız da oluyor. Ceren Hanım zaten söylüyor hasta. Küçük dili arkaya kaçıyormuş, küçük dili kapatıyormuş diyor. Evet. Şimdi buradaki handikap kulak burun boğaz doktorları, meslektaşlarımızdan kaynaklanıyor. Şimdi eski ameliyatta yumuşak damak baklava dilimi şeklinde kesilip dikiliyordu. Evet. Şimdi burayı kesip diktiğiniz an bura yutmaya katılıyor. Daha ameliyat sonrası sıvı gıda, su içtiğiniz zaman burnunuza kaçıyor, boğuluyor gibi oluyorsunuz. Eyvah eyvah. Burayı diktikleri için 10 seneyi geçkin zamandır bu ameliyatlara yok kardeşim faydası gidin denmesinin ana nedeni yapılan eski ameliyat metodunda yumuşak damağın kesilip dikilmesi. Dolayısıyla ağır yan etkisi olması. Halbuki yumuşak damağı kesmeyin. Küçük dil sarkı kapatıyor, kesin. Cilt yapıyorsunuz, bitti. Kanama yok, dikiş yok. Hemen birkaç şekilde evet, bunun içine 3-4 yerden akım vererek sertleştirin. Küçük dilin yanındaki bağcıkları sertleştirin, böyle kalıyor. Bitti. Bundan yarar görülmemesi mümkün değil. Yan etkisi sıfır. 3 saat sonra yemek veriyoruz hastaya. Anestezi etkisi bitiyor. 3 saat sonra yemek veriyoruz. Hadi güle güle git diyoruz. Hemen günlük rutinine evet geri dönüş evet yapabiliyor. Yani yemeğin 3 saat sonra yemek yiyor. 10 gün çok sıcak yeme ne istiyorsan ye diyoruz. Evet. Ama eski metot da öyle değildi. Ameliyat sonrası yumuşak damak dikildiği için yutamıyor. 3 saat sonra yemek vermiyorsunuz. Burnundan sondayla gıda veriyorsunuz, sıvı çok gıda. Yani, tabii ki. İnsanın hayat konforu, gerçek konforu için gerçekten hiç kesinlikle sağlıklı bir durum değil aslında bu. Ve ben hala uyku apnesi ameliyatından çekinen insanlara da bu noktada aslında biraz hak veriyorum hocam. Çünkü evet söylediniz hala... Ama işte oradaki hata şu. Vatandaş ne yapsın? Evet. Gidiyor kulak burun boğaz kesinlikle doktoruna gönderiyorlar. Tıkalı. Geliyor diyor ki kardeşim bu ameliyatın faydası yok ya. Kesilse bile yeniden çıkar. Ya küçük dili kökünden kesiyoruz. Nasıl çıkacak bir daha? Kesinlikle. Yani bu ameliyat fark etmez. Gidin maske kullanın diyorlar. Öyle değil.
Yani siz tıkalı yerleri açın, ihtiyacı varsa yine maske kullansın. Evet, maskeyle yine yani desteklenebilir. Bütün gece kullanmasına gerek kalmaz. Tıkalı yerler açıldığı için yarım saat oksijen alsın, yetecektir ona. Evet. Yani tıkalı, burası çökmüş. Siz buradan basınçlı hava veriyorsunuz. Nereye gidecek? Hiçbir faydası yok. Yok. Yani bir de basınçlı hava, bu çöken dudağımız gibi deri. Vura 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 orayı tamamen... Evet, aslında onun da zararlarını konuşalım. Yan etkileri var. Hı hı. Yani netice itibariyle şunu söylüyoruz. Apnede tıkalı yerlerin açılması lazım. Apne ameliyatı olan hasta daha sonra mesela bir sene sonra bizi arıyor. Diyor ki hocam Allah'a şükür bir daha maske kullanmıyorum, apnem olmuyor ama ben hala horluyorum diyor. Ama çünkü altında başka bir sebep yatıyor. Çünkü horlamada akıntı önemli, geniz akıntısı. Şimdi geniz akıntısı arkada kapakta birleşti. Mayi yattığınız zaman diye titreşim yapıyor. Hı hı. Diyoruz ki o dönemler, bu mevsimsel geçişlerde alerjiyle ilgili ya bir alerji doktoruna gidin, aşıya mı alacaklar veya devamında bir burun spreyiyle bir alerji hapı veriyoruz. Diyoruz ki bu mevsimsel geçişlerde ilkbahar ve sonbaharda bunu kullanın. Alerjiniz var mı diye test yaptırın. Yani öbüründe diyoruz ki bütün ameliyat ettiğimiz hastalarda biz rutin insülin direnci baktırıyoruz. Çünkü bunlar kiloya da meyal. Yani evet. Apnesi olan insan aynı zamanda kiloya da neden oluyor apne. Direkt kilo oradan apneye, ilişkileri apne, var tabii ki. Diyebiliriz. Tabii ki. Evet, bir aydına gidelim. Tekrar devam tabii edelim. Ki. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Sizi buyurun. Dinliyoruz. Kuşadası'ndan arıyorum. Selamlar. Buyurun. Sağ olun. Hocama teşekkür ediyorum bilgi edindiğiniz için. Rica ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bu gırtlağımdan sürekli bir şey sıvı geliyor. Ara sıra huzursuz oluyorum, rahatsız oluyorum. Başka bir şikayetiniz var mı? Hayır. Ya bu gırtlaktan gelen devamlıların nedeni alerji. Akıntı, geniz akıntısı %85. Bu faranjit dediğimiz şeyin ana nedeni geniz akıntısı. Yani burnun kapalılığı bir. %15'te mideden, yemek borusundan asit kaçağı. Reflü dediğimiz olay. Ya bu boğazdaki gıcıklanmaların, takılmaların, yanmaların, ı-ı-ların %85'i alerjiye bağlı, burun tıkanıklığına bağlı. %15'i de mide ve yemek borusundan asit kaçağına bağlı. Ha ikisi aynı anda olur mu? İkisi aynı anda da olabilir. Hem alerjisi olur o hem de evet apne şeyi olabilir. Asit kaçağı olabilir. Yani o boğaz şikayetlerinin çoğu bu ama tabii ki muayene edip görmek lazım. Bir alerji testi yaptırmak da o halde fayda şimdi var. Şimdi bir de mesela biz bakarız hastalara alerjiye bağlı burunda konka dediğimiz etler var. Evet. Genellikle çocuklardaki geniz etiyle bunu karıştırılır. Mesela bize büyük gelir, hocam bende işte geniz eti varmış diyoruz ki ya 12 yaşından sonra geniz eti kayboluyor. Geniz eti pek olmaz 12 yaşından sonra. Evet. O çocukluk döneminde olur. Bu burnunuzun eti, konka dediğimiz burun etleri reaksiyona çok fazla bağlı kalınarak hipertrofi dediğimiz normal büyüklüğünün çok üzerine çıkar. Reaksiyon göre göre şiş olarak kalır. Bunu nasıl anlıyoruz? Arada burnunun biri tıkanır, biri açılır, biri tıkanır, biri açılır. Tek taraflı tıkanıklık evet. Varsa burunda bu bize belirti tıkanık, verebilir. Tek taraflıysa kemik eğriliği dediğimiz deviasyondur. Evet, tamam. Ama biri açılıp biri kapanıyorsa o zaman etlerde şişme vardır. Evet. Ceren Hanım inanın ben yakın akrabalarıma yani bunların içinde profesörler, doktorlar, doçentler var. Onlara, hastanedekilere, kendi eşime, işte çocuğuma yani onlara da yapıyoruz. Bu burun etlerini radyo dalgalarıyla 3 dakikalık bir müdahaleyle çekiyoruz. Bu kadar kısa sürede kadar halloluyor. Hastaya lokal anesteziyle yapıyoruz. Yani uyutmuyoruz. Ameliyat. Bu da önemli aslında. Lokal anesteziyle aynen, olması da bir avantaj. Hayır, bildiğiniz dolgu nasıl diş dolgusu onun çok daha kolayını düşünün. Dolguda aynı iğne ucuyla aynı iğneyle vuruya vuruyorsunuz sert. Biz ete vuruyoruz bir saniyede bütün uyuşuyor. Evet. Burun etlerine. Üst dişleri uyuşuyor. Ağrı sızı bir şey duyma şansı yok.
Açlık, tokluk önemli değil. Karnınızı doyurun, gelin diyoruz. Dişçiler de öyle diyor ya. Evet. Yani neticede daha sonra bir saat, iki saat bir şey yemeyeceksin diyorlar uyuştuğu için. Biz de aynı. Yemeğini ye, gel diyoruz, geliyor. Bir yine yapıyoruz, bekliyoruz bir iki dakika. Her iki burun etine belli frekanslarla içine akım veriyoruz. Bu akım verdiğimiz yerler, eti böyle düşünürsek bu kadarlık kısmı parça şeklinde düşüyor. Geride kalan kısım hem görev görüyor, hem burası düşüp açıldığı için hava almaya başlıyorsunuz. Evet. 3 dakikalık bir müdahaleyle. Ve hemen yine aynı evet. gün hastaneden bunlar, evet. ayrılıyorlar. Yani konka radyo frekans diye geçiyor bu. Hı hı. Yani konka dediğimiz burun eti, radyo frekans dediğimiz zaten radyo dalgalarıyla akım. Tek tedavisi ve çözümü de bu, bu müdahale. Yani etlerle ilgili evet. Evet. Peki ondan sonra, bu müdahaleden sonra böyle dikkat etmeleri gereken, hassasiyet göstermeleri gereken bir şey var mıdır? Aynı gün içinde ya da birkaç gün içinde. Şimdi şöyle, zaten buruna tampon koymuyoruz, onu da söyleyelim. Bu etlerle ilgili olan da. Pedi dediğimiz iki tane bez parçası koyuyoruz. Onu hastaneden çıkmadan bir iki saat içinde alıp öyle gönderiyoruz. Burnu kesilen bir yer, burası neresi olursa olsun, bunun iyileşme, bizdeki tıbbi iyilik süreci 3 haftayla bir aydır. A, hasta gezer, dolaşır, her şeyi yapar ama tekrar dokunun hiç müdahale edilmemiş gibi hale dönmesi 3 haftayla bir ayda olur. Bu zaten normal süreç. Tabii ki. Yani bunlar işine devam edebilir, her şeyi yapabilir. Biz söylüyoruz hastalara, diyoruz ki burnunuzu işte yıkamalar, spreyler, kremler veriyoruz. Diyoruz ki bu parçalar düşecek ama siz 3 haftayla bir ay sonra bize kontrole gelin. Eğer kuruyup düşmeyen kısımlar varsa çok kolay. Biz pensle tutup onları alıyoruz, temizliyoruz. Ondan sonra bir daha reaksiyon olmaz. Bir daha bu soruna da karşı karşıya kalmazlar. Ama alerjinin ameliyatı yok. Evet. Alerjinin tedavisi var. Ama artık onda da çok başarılı tedaviler. Tabii ki. Ya aşı tedavisine evet. alınıyor. Bunu konuşalım ama telefonumuzu tabii alalım tabii hemen. Tabii ki. Günaydın, hoş geldiniz. Alo. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Buyurun, sizi benim dinliyoruz. Benim uyku apnesi var bende de. Evet, kaç? İyi. Alo. Biz sizi duyuyoruz benim ama. Maske kullanıyorum ben. Maske kullanıyorum, onu da şey oluyor işte, birkaç gündür de kullanmıyorum. Şimdi hiç kullanmıyorum daha. Daha kullanmama gerek var mı onu soracağım. Çok iyi anlayamadım. Uyku apnesi varmış seyircimizde. Maske kullanıyormuş, subap maske ama bir süredir kullanmıyormuş ve horlaması yokmuş. Tekrar kullanmama gerek var mı diyor. Şimdi horlama farklı bir şey. Uyku apnesi farklı. Eğer apnede subap verdilerse, bir yerlerde tıkanıklık varsa o giderilmediği sürece subap maskeyi kullanmak gerekir. Yani biz mesela şunu da söylüyoruz. Yani bu apne tanısı konmuşsa. İşte konmuş. Zaten subap kullandığına evet. göre apne olduğu için veriyorlar evet. subabı. Şimdi onun teşhisi konmuş. Ama burada tıkalı yerler varsa açmak lazım. Ama hanımefendi yok ben işte şimdi orlamam durdu. Maskeyi de kullanmıyorum demesin. Kullanması lazım. Çünkü vücuttaki bütün dokuları besleyen tek şey oksijen. Oksijenin gitmediği hiçbir yer beslenmez ve çalışmaz. Yaşam kaynağımız kesinlikle. Aslında. Çünkü bunların devamı biliyorsunuz tansiyon hastalığı, bunların devamı kalp büyümesi, kalp yetmezliği, uykuda ölüm. Yani uykuda nefesiniz duruyor, biraz daha dursa ölürsünüz. Apne olabilir. Ağır bir tablo. Evet. Biz yurt dışından insanlar geliyor ameliyat ediyoruz. Mesela yurt dışındakiler genellikle burada yapılan ameliyat ücretlerini ödemezler. Ama bizim yaptığımız ameliyatları yurt dışındaki bütün ülkeler... Biz ameliyat yaptığımız hastalara diyoruz, işte uyku apnezi bize muayeneye geldi, şunları şunları koyduk, durumunu göz önüne alarak şu ameliyatı yaptık diyoruz. Hastaneye ödedikleri ücretin %90'ını yurt dışındaki devletlerden geri alıyorlar ödemelerini. Yani apne önemli. Kesinlikle. Hafif yani orada ben maske kullanmayayım dediğiniz an oksijen alamıyorsunuz. Kalbiniz beslenmiyor, böbreğiniz beslenmiyor. Karaciğeriniz beslenmiyor, beyniniz beslenmiyor. Yani oksijen almak zorunda. Tüm organlarımızı doğrudan etkileyebilecek bir tehlike diyebiliriz. Tabii ki. Şimdi bizim apne yaptığı, ameliyatı yaptığımız hastalardan çok nadir de olsa ameliyat sonrası hastanın kilosu var. Yetmiyor aldığı hava. Diyoruz ki git diyetçiye, endokrinciye.
Evet. Git baştan aşağı incelet. Siz zaten yönlendiriyorsunuz. Evet. Aslında bugün biraz böyle telefonların da gelmesiyle onlara cevap verdiğimiz için biraz karışık gidiyoruz. Hı-hı. Bu noktada ben apne için risk faktörlerini tekrar size sormak istiyorum hocam. Kilo. Kilo direkt kilo. En önemli, en ciddi en risk önemli. Faktörü diyebiliriz. İki, çalıştığı iş yeri. Mesela bize hasta geliyor, diyor ki ya işte ben Almanya'dayım, fırıncılık yapıyorum, unla uğraşıyorum. Diyoruz ki maske tak. Yani bildiğiniz bizim ameliyat maskesi gibi maskeyle koru kendini. Ya işte ben diyor orada yanlış anlaşılır bilmem ne olur falan diyor. Mesela bu kuaförler, berberler saç boyası yapıyorlar. Boya, koku, toz. Evet, kimyasallar. Tabii ki yani alerjinin ana şeylerinden biri. Yani burun tıkanıklıklarının ana nedenlerinden biri. Bunlar hep risk faktörü kesinlikle, diyebiliriz. Yani. Çocuklarda da geniz etini söyleyebiliriz yani değil mi? Geniz eti risk çocuklarda onu söylüyoruz hep. Onu da ikinci bölümde konuşacağız tabii zaten. Tabii ki yani. Ama şimdi hastayı ameliyat etmişsiniz. Hasta daha evvel subap kullanıyor. Hasta kilosunu vermiyor. Veremiyor. Yani tekrar maske kullanacaksın. Ama en azından açık yerden buradan havayı vereceksin aşağı gidecek. Maskenin sabaha kadar tabucana görecektir bu durumda değil mi? Kesinlikle oksijen veriyor maske. Evet. Yetmiyorsa ilave verecek. Şimdi yaradan herkesin ağzını burnunu vücuduna göre yaratmış. İdeal kilonuz ne? 80. 90'a kadar idare ediyor. Ama 100, 110, 30 kilo fazlanız var. Artık tuvalete gidiyorsunuz. Tabii ki 30 kiloluk valiz elinizde. Evet. Yürüyorsunuz 30 kiloluk valiz sırtınızda, öyle düşünün. Nasıl vücut bunu kompanze edecek? Nasıl bu oksijen ihtiyacını karşılayacak? Doğru. Yatıkalı yerleri açtınız ama yetmiyor ki. Apnede ana şey şu, bir, burnunuzdan hava alacaksınız. İki, aldığınız hava aşağı geçecek nefes borusundan akciğerlerinize gelecek. Aldığınız hava size yetecek. Bu üç basamak. Bu üç basamak olmadığı sürece çok büyük yarar olmaz. Ha, olmaz mı? Ameliyattan yarar görmeme mümkün değil. Burnu tıkalı açıyorsunuz. Ağız içindeki yumuşak dokular çökmüş, kaldırıyorsunuz. Aslında şunu söyleyebiliriz değil mi? Yarardan bahsetmişken dedik ki hayati tehlikesi söz konusu olan kesinlikle. Bir hastalık bu. Ve ameliyat sonrası en azından biz bu tehlikeyi en aza indirmiş kesinlikle. Olacağız. Bence sanırım en büyük fayda da bu. Tabii. Derken telefonumuzu alalım, hemen devam edelim. Tabii. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız efendim? Efendim? Çok teşekkürler. Ben İstanbul'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocama da merhaba diyorum. Merhaba. Hoş geldiniz. Benim şikayetim şu. Aşırı horlama var. Gece yatarken genellikle burnum tıkalı oluyor. Ağzı açık yatıyorum. Evet. Bunun nedenleri nedir acaba? Öğrenebilir miyim? Bunun nedeni biraz evvel de bahsettik zaten. Eğer burnunuzun hep sağı veya soluk tıkanıysa burnunuzda kemik eğriliği dediğimiz septum deviasyonu vardır. Şimdi burnunuz böyleyse burası çukur, burası tümsek. Bu çukuru doldursun diye buradaki et büyümek zorunda, aradaki pasajı kapatsın diye. Burun bizim en önemli organımız. Kulağın havalanması, nefes almanız, akciğerin çalışması, vücudun ısı regülatörü, burnun bir sürü görevleri var. Onun için burun çok önemli bir organ bizde. Onun dışında burnunuzda et dediğimiz bir de iyi huylu uğurlar olan polipler var. Bunun dışında alerjiye bağlı burun etlerinin şişliği var. Bunun dışında alerji var çok yoğun olarak. Bunlar burnunun şikayetleri. Ama bu şikayetlerin hepsi düzelebilecek şikayetler. Evet. Hepsi yani tedavisi olan en azından. Tıkalılık varsa açacaksınız. Alerjiye bağlı akıntı varsa ilaçla düzelteceksiniz veya alerjiye gönderip testini yaptırıp ona göre belki aşı tedavisini aldıracaksınız. Evet, bunu biraz açalım aslında. Seyircimize çok geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Alerjini şöyle sormak istiyorum. Evet, bir testi var dedik ama siz bize daha önce de söylemiştiniz hocam. Bu biraz ince bir ayrıntı, altını çizelim tekrar. Bazı maddeler alerji testinde çıkmayabilir değil tabii mi? Tabii ki. Ama bu parfüm, oda spreyi, evet. Klima bunların ama bu testi yok. Ağırlığının kesinlikle caydırıcılığı yok. Yok, kesinlikle. Evet. Bunu belirtelim. Aşı tedavisi için de sanıyorum bir alerji uzmanıyla tabii yola ki, devam etmeleri gerekiyor. Tabii ki zaten hem çocuklarda hem büyüklerde çocuk alerji ve büyük alerji bölümleri var. Yani bunlar ihtisas üstü ihtisaslarla. Evet. O açıdan da hem pediatrik
alerji bölümü hem de büyük alerjisi, dahili alerjileri var. Onları da onlara yönlendirmek lazım. En azından çok kesin tabii bir çözüm. Olmasa da hayat konforlarını yükseltecek, onları rahatlatacak tedaviler başarıyla gerçekleşecektir. Kısa bir reklam arasına gidelim, biraz sizi dinlendirelim, sonra sohbetimize devam edelim. Evet sevgili seyirciler, kulak burun boğaz uzmanı operatör Dr. Ferruh Yılmaz bizimle birlikte. Bugün biz horlamayı ve uyku apnesini konuşuyoruz. Kısacık bir araya gideceğiz. Lütfen kanal değiştirmeyin. Reklamlardan sonra sizi bekliyoruz. TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli Maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlama da siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlama da siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz. Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız. Bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın.
Bir bağlamada sen al kampanyamıza destek vererek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağlamayla tanıştırın. Yarının ozanları, yarının aşıkları bu sette yetişsin. Sizler de kültürümüzü yaşatmanın gururunu yaşayın. Cem'e gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde bir adet maun bağlama, bir adet koruyucu kılıf, bir adet yedek tel takımı, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti bulunmaktadır. Haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Kısa bir aradan sonra tekrar ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sağlıklı Hayat tüm hızıyla devam ediyor efendim. Stüdyo konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Ferruh Yılmaz. Biz ilk bölümde horlamanın sebepleri neler olabilir hocamızdan bunları öğrendik. Uyku apnesinin tedavisini öğrendik kendisinden. Bu bölümde biraz daha çocuklarımıza doğru gitmek istiyoruz. Malum grip salgını tekrar gündemde çok yaygın olarak görülüyor. Bunu konuşacağız. Grip aşısının mevsimi geçti mi diye soracağım. Ve tabii ki çocuklarla çok sık karşılaştık. Açtığımız geniz etini ve orta kulak iltihabını soracağız. 0212 627 48 48'den bizleri arayabileceğiniz gibi WhatsApp hattımıza da merak ettiğiniz tüm soruları yollayarak cevaplarını kendisinden alabilirsiniz. Evet hocam, biz ilk bölümde biraz uyku apnesini konuştuk. Risk faktörlerini anlattınız. Evet, yani, şimdi biraz anne ve babaların kıymetlisine gelelim. Çocuklarda görüldüğü durumları soralım. Kendilerini her yönden geçmesini istedikleri tek yaratık çocukları, evlatları. Yani o insanın işte benden boyu daha uzun olsun, benden daha yakışıklı olsun, benden daha iyi olsun, benden daha böyle olsun dedikleri varlıklarımız, evlatlarımız, kıymetlilerimiz. Maalesef eskiden anestezi tekniği çok ileri olmadığı için... Bir de işte yani on binlerce ameliyat yapılıyor. İşte içinden bir tanesini kaybettiğiniz an, o hemen basında da tabii sansasyon olarak çıkıyor, doğru olarak da çıkıyor. Onlar artık eskide kaldı biraz daha mazide. Çünkü anestezi tekniği çok, çok ileri derecede. Bu geniz eti dediğimiz, daha evvelden de bahsetmiştik. Biz geniz etini ben ameliyat olarak görmüyorum, sıyırma olarak kabul ediyorum. Çünkü ameliyatta genellikle bir yerleri kesiyorsunuz falan, bunda kesme yok. Yani geniz eti dediğimiz burnunuzun arkasıyla ağzınızın arasındaki boşluk üzerinde bademcik gibi lenfoid doku oluşuyor. Bu karşı duvar düşünün.
karşı ağzımın tam karşısıyla tavanını düşünün. Aradaki boşluğu, burnunuzun arkası. Burada bademcik gibi yumuşak bir oluşum meydana geliyor. Lenfoid doku. Dolayısıyla bu hava geçişine engel oluyor bir. İkincisi, daha evvel de söyledik, bir su bardağına yakın salgı 24 saatte akıyor dedik. Evet, akciğerlerinden mi tutsun diye, evet. Alerjide bu miktar daha artıyor. Aşağıya akamıyor. Burada tıkanıklık var. Aynı apnedeki mekanizma burada da var. Çocuk oksijen alamıyor. Evet. Çocuğun dişleri eğri çıkar. Ağız kubbesi tavanı yukarı doğrudur. Bunlara adenoid yüzü deriz. Aslında biz bakınca olarak tabii ki, da direkt belli olur. Çünkü çocuk böyle durur. Hava alamıyor. Yapılan şey ne? Eskiden birisi çocuğu, yani bu anestezi ileri değilken, birisi çocuğu kucağına alırdı. Birisi diline basardı. Doktor parmağıyla sıyırırdı. Sokardı elini, sıyırırdı. O birazcık daha vahşice bir ameliyat. Evet, tabii ki tabii ki. Şimdiki teknolojide uyuyor, 5 dakika sürüyor yani en fazla. Parmağımızla sıyırmıyoruz, aletimiz var onunla sıyırıyoruz. İki tampon koyuyoruz, alıyoruz onları, hadi kaldırın diyoruz. Bence anne yani, ve babalar size geldiklerinde içleri kesinlikle çok rahat ederek ameliyatı sürecek. Ama zaten yani ameliyatı bitirdikten sonra daha çocuk anestezinin etkisinden çıkmadan nefes almaya başlıyor. Evet. Nefes alamayan, o tıkanan çocuk ameliyatı yaptığımız andan itibaren pasaj açıldığı için ki 3 hafta sonra, 2 ay sonra bakıyorsunuz çocuk büyüme ve gelişmeye başlıyor. Hem oksijen alamama zekayı, aynı zamanda mesela apneli hastalarda da, mesela trafik kazalarının çok büyük nedeni apne. Onun evet, nedeni, çok ciddi bir durum. Tabii ki apnede gün içinde rahat, gecede uyku alamıyorsunuz. Oksijen alamıyorsunuz. Gün içinde yorgun kalkarsınız. Araba kullanıyorsunuz, uzun müddetli araba kullananları düşünün. Direksiyondasınız, bir anda gidiyorsunuz ve kaza yapıyorsunuz. Bunun dışında sizin her şeyinizi, tabii ki, kalabiliriz. Tabii ki bunların yani seks hayatını, her şeyini etkiler. Oksijen alamıyorsunuz, beslenmiyor bir yerleriniz. Bütün yaşamsal fonksiyonları doğrudan etkiliyor diyebiliriz. Kesinlikle. Değil mi? Uyku apnesi içinde. Çocuk olsun, büyük olsun. Evet. Hava almasını, oksijen almasını sağlamanız gerekiyor. Kesinlikle. Aslında dedik ya, bütün evet yaşamsal fonksiyonlarımızı etkiliyor. Bütün organlarımız kesinlikle için bir tehlike, hayatımız için bir tehlike. Ama çocuklar için ekstra bir tehlike. Çünkü dediniz ki büyümelerini, konsantrasyonlarını, dolayısıyla eğitim hayatlarını etkiliyor. Kesinlikle. Bakıyorsunuz evet. 8 yaşında çocuk küçük suyunu kaçırıyor. Geniz etini alıyorsunuz, o duruyor. Yani o kadar baskı altına alıyor büyümeyi. Evet. Ve dolayısıyla oksijen alamıyor. Çocuk büyüyüp gelişemiyor. Çok sık orta kulak iltihabı oluyor. Nedeni şu. Şimdi genizden maya akıyor mu? Akıyor. Şimdi geniz eti var, akamadı. Çocuk burnunu temizleyemez. Çocuk yaptığı zaman direkt genizden kulağa bir boru gidiyor. Östaki borusu dediğimiz boru gidiyor. Elinizde burnunuzu kapatın diye zorlayın, hava gider kulaklarınıza. O borudan çocuk yapınca direkt mayı orta kulağa doluyor. Bu da orta kulak iltihabına yol açıyor. Orta kulak iltihabına neden evet, oluyor. Peki anne ve babalara ne belirti verebilir? Orta çok kulak sık iltihabı. Orta kulak iltihabı olan çocuklarda mutlaka geniz eti yönünden araştırılması gerekir. Altında bunu nasıl araştıracaksınız? Çok basit bir röntgen çektiriyoruz. Çocuk yan duruyor, ağzını açıyor, yandan bir röntgenini alıyorsunuz. Düz normal bir film bu. Bakıyorsunuz pasajı ne kadar kapatmış. Oksijen girişine engel mi? Direkt 5 dakikalık bir şeyle de, müdahaleyle de, sıyırmayla da yok ediyorsunuz. Hem evet, çocuk çok sık orta kulak iltihabı olmuyor, hem çocuğun büyümesi, gelişmesi normal hale dönüyor. Her şey düzene giriyor. Tabii ki. Uyku düzeni her şeyi tekrar sağlanıyor. Ha, peki dediğimiz gibi orta kulak basit iltihabı tedavi edilmezse ileriki yaşlarda bazı sorunlara yol açabilir mi? Şimdi şöyle, orta kulak iltihabı normalde şöyle düşünün, çocuklar için söyleyelim. Orta kulakta mayi var. Yani zarın içerisinde mayi var. Şimdi bu mayi, çocukların kulak zarı büyüklerden 4 misli daha kalın. Evet. Şimdi içerideki mayi zara basıyor. Dolu içi sıvı. Hı. Zarı itiyor, basıyor. Bu şiddetli ağrı yapıyor. Ne zamana kadar basıyor? Zarın belli bir elastikiyet sınırı var. Bu sınırı aşana kadar. Bu sınırı aştığı an zar patlıyor, kulak zarı.
Ne diyor vatandaş? Oh diyor, çocuk rahatladı. Ya kulak zarı deliniyor. Yani çocuğun rahatladığı olur mu? Şimdi bu çocuklar küçük olduğu için bu delinen, yani kulak delip de akan çocuklarda bile tedaviyle tekrar zar eski haline alabiliyor. Ama çocukluk çağında çok sık orta kulak iltihabı geçirdiğiniz için, şimdi şöyle düşünün Ceren Hanım, bu kulağımız, bunun girişi, bunun 3 santim ilerisinde kulak zarı var. Evet. Buraya kadar dış kulak. İçeride hemen bu zara, iç kısmında orta kulak dediğimiz yerde zara yapışık, çekiç, öz, özengi dediğimiz 3 tane kemik zincir var. İşitmeyi sağlayan. Bunların aralarında oynaklar var. Ses dalgaları gelip kulak zarına çarpar. Çarptıktan sonra zar titremeye başlar. Buradaki titreme bu kemik zincirlerden iç kulağa gelir. Oradan beyne gider ve duyarsınız sinir kanalıyla. Şimdi bu mekanizmayı sağlıyorsunuz. Burası steril, içi boş bir boşluk düşünün orta kulağa. Evet. Mayı biriktiği an çok sık orta kulak iltihabı getiren çocuklarda bu içerideki oynaklarda kireçlenmeler oluyor. Bunlar da ileri yaşlarda kulak çınlamalarına, işitme kayıplarına neden oluyor. Yine çok ciddi sorunlara yani. Tabii ki. Yatsınamayacak sorunlara yol açıyor. Tabii ki. Onun için yani mümkün mertebe bunun tedavi edilmesi lazım. Bunun iki tip, orta kulak iltihabında da genellikle iki tip tedavi ediyoruz. Birincisi, genellikle ben öyle yapıyorum. Mesela geniz eti varsa alıyoruz geniz etini, daha sonra tedavi ediyoruz. Kulak zarını çiziyor. İki tip tedavi var dedik. Biri, büyüklerde de böyle. Eliyle burnunu kapatıp hava verdiriyoruz kulağına. Onun amacı, mayı, içeride biriken mayı aynı kanaldan tekrar geri dönsün diye. Bu şekilde hava verip ağzını açıp kapattırıyoruz. Çocuklara balon üflettiriyoruz ki yani orta kulaktaki mayı tekrar buruna doğru geriye aksın. O esnada da ilaç tedavisi veriyoruz. Ha, bu açılmayanlarda ne yapıyoruz? Kulak zarını çizip özel bıçağımız var. Onunla tık yapıyoruz. İçindeki sıvıyı aspire edip boşaltıyoruz. Dışarı alıyorsunuz. Alıyoruz. Ya da tüp dediğimiz bobin gibi, makara gibi bir şey düşünün. O kestiğimiz yere o tüpü takıyoruz. Bu tüpü duruyor orada. 6 ayla 2 senede vücut kendisi atıyor onu dışarıya. Kendi dışarı İçeride atıyor. Biriktikçe mayı devamlı oradan boşalıyor. Evet, tüpe doluyor. Aha. O da kendi kendine evet. Onu atıyor sonra. Evet. Ama ben genellikle mesela geniz etini aldığınız hastanın pasajı açtınız. İçerideki mayıyı tamamen temizlerseniz tüp takmaya bile ihtiyacınız kalmayabilir. Çünkü pasaj açıldığı için artık direne olacağı için artık çok sık orta kulak iltihabı da gelişmeyecektir. Bu sorunla da karşılaşmayacaklardır. Evet, telefonumuz varmış, alalım. Tabii ki. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ben sayın hocama durumumu izah edeceğim. Ben kendim için aradım. 3 seneden beri bende uyku ablemiz var. Uykumda ben Zor canlanıyorum. Evet. Hava alamıyorum. Fakat 3 seneden beri de makineyle yatıp kalkıyorum ben. Bu devamlı böyle yaşamın boyu makinede mi kalacağım, ama her sene de kontrollerim oluyor hastanede. Şimdi, bu makine benim ömür boyu kullanacak mıyım hocam? Şimdi anlatıyoruz işte. Yani bu makineyi kullanmaya ihtiyacınız kalmaz. Bunun nedeni şu. Apne yapan, makineye size iten şey yeteri kadar hava, oksijen alamamak. Bunu alamamanızın 3 tane kriteri var. Birincisi burnunuz. Muayene edip bakıyoruz. Burnunuzda kemik mi var, burnunuzda et mi var, burnunuzda alerji mi var, her ne varsa burnunuzu açıyoruz. Önce hava almanızı sağlamak lazım. İkinci problem, en büyük problem, ağzın içindeki yumuşak dokular ve küçük dil uzadığı ve gevşediği için siz yattığınızda zaten sırt üstü yatamazsınız. Sırt üstü yattığınızda küçük diliniz ve yumuşak damağınız komple karşı duvara çöküyor. Bunun altından hava geçemiyor. Şimdi burası kapalıyken zaten buradan maske de verseniz verilen hava geri dönecek veya size çok fazla yarar sağlamayacaktır. Bir 3-5 dakikalık ameliyatla bu çöken ağzınızın içini kapatan küçük diliniz ve yumuşak damağınızı ameliyat yapıyoruz. Kanaması yok, 5 dakika sürüyor.
ameliyatın yan etkisi yok. Yemenize, içmenize, konuşmanıza. Ameliyattan 3 saat sonra ekmek yemek, her şeyi içmeyi serbest, yemeği serbest bırakıyoruz. Maskeye ihtiyacınız kalmaz. Ha kilonuz var, onu halletmeniz lazım. Evet. Bu müdahalelerden sonra. Kilonuz yoksa bir daha maske kullanmazsınız. Varsa da bunu diyet uzmanlarıyla, endokrincilerle kilonuzu verdirmek lazım. Evet. Zaten apnesi olan insanlarda kilo olması doğal. Kilosu olan insanlarda da apne olması doğal. Çünkü insanlar oksijen alamıyor. Yatakta dönerler. Zaten çarşafları eğri büğrüdür. Yani buruşuktur. Yatağın içinde döner zaten. Hava alamadığı için vücut mücadele verir. O mücadele esnasında kortizol dediğimiz bir hormon salgılıyor vücut. Bu kortizol hormonu kilo yapar. Evet. Kilo apne yapar. Yani o siklusu yıkmak lazım. Evet, kesinlikle bu kısır döngüden. Ama bir daha maske kullanmaya ihtiyacı olmaz mı? Olmaz. Burnu açık hava alıyorsa, aldığı hava nefes borusuna geçiyorsa ve kendine yetiyorsa, evet, bir daha niye maske suba kullansın? Kilomuzu da vermişsek kesinlikle. Eğer tamamen maskeden kesinlikle sonsuza dek kurtulmuş olur, evet, olurlar. Evet, kesinlikle, bu çok önemli. Peki biraz böyle süremizin sonuna doğru giderken hemen sormak istiyorum. Tekrar bir grip salgını mevcut. Size de muhakkak hastalar başvuruyordur. Tabii bu ki konuda. Ya etrafımızda da görüyoruz. Aynen. Şimdi bu aylar genellikle en çok korkulan, biliyorsunuz bir ara domuz gribi salgını vardı, yok kuş gribi salgını vardı. Bunlar ölümcül rahatsızlıklara neden oluyorlar. Evet hocam, çok özür dilerim, yine bölüyorum ama telefonumuzu alalım. Tabii yine. Ki. Günaydın, hoş geldiniz. Alo. Alo, sanıyorum televizyonun sesi açık ama. Onu sonuna kadar kısalım, olur mu? Telefondan duyun bizi. Tamam. Böyle daha sağlıklı bir iletişim kurabiliriz. Buyurun. Buyurun, sizi dinliyoruz. Efendim, benim kulağımda bir çınlama var. Gece böyle sessiz olduğu zaman daha şey kulağı tarafında böyle rahatsız ediyor. Onu soracaktım hocam. Evet, çok geçmiş olsun diyelim. Kulakta çınlama varmış. Vallahi kulak çınlamaları, tinnitus dediğimiz bir rahatsızlık. Çok aşırı derecede nedenleri var. Aslında zamanda pek geçirdiğiniz, çocukluğunuzda geçirdiğiniz orta kulak iltihabının, hı, nedeni var. Kulağınızın yanında bir işte ani çok büyük bir gürültü olduysa ona bağlı olarak var. İç kulağı ve beyne yeteri kadar kan gelmemesine, beslenme bozukluğuna bağlı var. Ama netice itibarıyla genellikle muayeneye gittiği doktorlar da söylemiştir. Tedavi neticesi hastaların hissedemeyeceği kadar bu çınlamalar kaybolur. Tolere edilebilir. Ama ilmi olarak tamamen kaybolma şansları yok. Yani eğer, çünkü burada ana şeylerden biri sinir harabiyeti varsa dokuda, daha çok işte vitaminlerle veya kan göndericilerle, besleyicilerle yeteri kadar kan akımını sağlamaya çalışıyoruz, beslemeye çalışıyoruz. Evet. Ama tamamen bunun önemli olan da zaten hissedilmeyecek dereceye, hı hı, gelmesi. Köklü bir çözümü yok, ha, ama hayatımızı rahatsız edecek. Tabii ki o kesinlikle kaybolabilir. Evet. Evet. Peki biraz gribe dönecek olursak tekrar. Şimdi normalde bir defa grip aşısı dediğimiz şey ne? Evet. Yani normalde alerji aşısı ne? Mesela diyelim ki kedi tüyüne alerjisi var şahsın. Hı hı. Onu tespit ettikleri zaman aşı şeklinde vücuda o maddeyi azar azar veriyorsunuz, evet, ki vücudunuz tanısın, reaksiyon yapmasın. Hı hı. Bütün aşılarda da mekanizma aynı. Evet. Genellikle Dünya Sağlık Örgütü aşılarla ilgili en çok dünyada görülen, işte influenza A, influenza B dediğimiz virüslerin yaptığı en çok görülenleri de bu. Aşılar da genellikle İşte bir son 10 yılda, işte son belli aralıklarla en çok görülen bu virüs tiplerine karşı aşı meydana getiriliyor. Bu aşılar işte daha çok Eylül-Ekim aylarında, mesela bu aylarda artık Aralık-Ocak aylarında hemofilüs A'nın en çok görüldüğü, daha sonra Şubat'ta falan influenza B'nin meydana getirdiği gripler ortaya çıkacaktır. Ama bunlarda da dediğimiz gibi mümkün mertebe ölümcül pek rahatsızlıklara neden olmamakta. Burada yapılacak şey mutlaka yatak istirahati, mutlaka bol bol sıvı gıdalar. Sıvı tüketimi de çok önemli değil mi, evet, bu durumda?
Yani bu arada takviye olarak da bol bol C vitamini içeren işte meyveler, gıdalar yenmesi ve yatak evet. istirahati. Peki grip aşısının bir mevsimi var mıdır? Hani biz genelde biliyoruz ya Ekim sonuna kadar olmak... Yok yani mesela deniyor. Şimdi şöyle rahatsızlık bütün her şeyde rahatsızlık ortaya çıkmadan evvel önlem almak lazım. O yüzden şu anda da yaptırabilirler. Tabii yaptırılabilirler. Ama mesela şu anda influenza A salgını var. Evet. Şimdi mesela Şubat'ta falan B influenza B çıkacaktır mevsime göre. O açıdan da bunların grip aşısının yaptırılması yararı var. Çünkü vücut karşılaştığı zaman aşırı bir reaksiyon gösterip işte o ateşler, bütün vücudunuz kırılıyor şeyler çok daha hafif geçecektir. Evet, belirtiler en azından çok hafif atlatılacaktır. Tabii değil ki. Mi? Şikayetler en azı tabii. indirilecektir. Telefonumuz varmış yine. Günaydın, hoş geldiniz. İyi günler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Buyurun sizi dinliyoruz. Doktoruma bir şeyim olacaktı ricam. Tabii ki. Ben bunda 3 sene önce bir havuza gittim. Havuza gittikten sonra kulağımda, kulaklarımda bir mantarlama oldu. Fakat doktora gittim birkaç sefer. Bu geçti ama dikkatim dağıldı. Görme alanım bozuldu. Birçok sıkıntı yaşıyorum. Evet. Acaba bunun için ne yapmam gerekir? Ya şimdi kulak mantarları daha çok dış kulak yolunda olan kulak mantarları genellikle inatçıdır. Ve biz mesela hastaya geldiği zaman deriz ki yani burada sorun şudur. Mantar için verilen ilaçlar egzama yapar, egzama için verilen ilaçlar mantarı azdırır. Aynı zamanda bakteri ilave edilir, enfeksiyon oluşur. Buradaki ana neden dış kulak yolu derisinin pH dediğimiz asit baz dengesi. Ona bağlı en çok şey nedir? Havuzdur. Yani en çok mantarın görüldüğü evet. şeyler havuzlarda. Yazları çok daha sık görülür işte denizde. Bir de rüzgarlı ortamlarda rüzgarla havadaki mantar miçelyumları gider gelir ıslak zeminde hemen oraya yerleşir üremeye başlar. Onu diyoruz ki hastalara bir 10 gün en az mümkün mertebe sabredin. Belli ilaçlar veriyoruz. Bir 5 gün sonra tekrar kontrole çağırıyoruz. Akıntı döküntü varsa temizliyoruz. Bir 5 gün daha damlalarını düşürerek devam ettirtiyoruz. Ve dolayısıyla da mantarı tamamen kurutuyoruz. Ha asit baz dengesi hastada onu gördüğümüz zaman hastaya özel bir damla yaptırıyoruz. Asit baz dengesini ayarlayacak. Diyoruz ki her gün bir damla kulağına damlat ki kulağında herhangi bir dengesi bozulup bir şey üremesin. Evet. Yani mantarın tedavisi var. Çok da kolay. Bir tane damla veriyoruz. Tek bir tane damla. O damlayı diyoruz ki sabah akşam 5 damla, 5 gün sonra 3 damlaya indir geliyor. Tamamen mantar falan hiçbir şey kalmamış. Tamamen yine yani, evet. başarılı şekilde sonuçlanıyor. Çok, yani evet, çok yine... iyi neticeler alıyoruz bir tane damlayla evet. evet İsim bir... veremiyoruz yani onun için kusura bakmayın. Evet bir kulak burun boğaz uzmanına yani, başvurdukları takdirde yarar var, zaten evet. doğru yönlendirileceklerdir yani, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çok geçmiş olsun diyelim ve günaydın hoş geldiniz. Alo. Sesi biraz yükseltebilir miyiz acaba sevgili yönetmenim? Günaydın, biz duyuyoruz sizi, buyurun. Evet, hani günaydın. Günaydın, ben yeni bir ameliyat geçmişim boğazda, yani kuatra kanserindir. Önce ben fazla şey demiyorum, ben görseydim, hocam inşallah beni anlar. Ben şimdi benim hurlama çok. Hurladığım zaman da benim yanımda kimse uyumuyor, kapıları kapatıyorlar. Ama ben burun boğazda bir ameliyat oldum. Burnumda kendimde et vardı, onu aldılar. Yalnız benim hastaneye yattım bile, yani yanındaki hastalar bile olmuyor dedim. Orada da bana dediler ki sen bir gel dedi, bir bakalım dedim, bir ameliyat yapalım. Ben korktum tabii, olmadım. Ama çünkü ben bir ameliyat oldum. Bir de nefesimi tutuyorum. Tuttuğum zaman da dilim boğazıma, şeyime yapışıyor, damağıma kalkıp su içiyorum gece. Ama 4-5 sefer kalkıyorum bir seferde. Yatağın içine rahat değilim, huzursuzum. Ne yapmam lazım ya, hocamla nasıl görüşebilirim?
Ben kendim İstanbul'a geliyorum, izine geldim mi? Yurt dışında kalıyorum. Ulaşabilirsiniz hocama İstanbul'a geldiğinizde, değil mi? Fulya'da özel bir hastanede çalışıyor kendisi. Biz de yayından sonra yardımcı oluruz zaten arkadaşlarımız. Yani SGK da var hastanede. Evet. Siz SGK'lılara da bakıyorlar. Şimdi neticede eğer burnu tamamen açıldıysa bundan sonraki sorunu ağız içidir. Hı hı. Ağız içindeki dokular sertleştirilir, çökmesi engellenirse çok büyük yararını görür. Yani o, yine söylüyoruz, ağız için müdahaleler 5 dakika sürüyor. Evet. Uyutarak yapılıyor, 5 dakika sürüyor. 5 dakika sonra uyanıyorsunuz, odanıza çıkıyorsunuz. 3 saat hastanede yatıyorsunuz, yemek yediyoruz, hadi güle güle git diyoruz. Hemen de tabloya evet. edebiliyorsunuz. Ve yapılan müdahalelerin, bir daha söylüyorum, yemeye, içmeye, konuşmaya yan etkisi sıfır. Yok. Tekrar söylüyorum. Ya bizim ameliyat ettiğimiz hastalar veya ameliyat olacak olan hastalara söylüyorum. Yapılan ameliyatın size hiçbir yan etkisi yok. Yapılan ameliyattan yarar görmeme şansınız yok. Yani ben ameliyat oldum, yarar görmedim diyemezsiniz. Çünkü çok kolay bu. Yani yatıyorsunuz, ağzınız içindeki yumuşak dokular komple çökmüş. Hava geçişi olmuyor. Şimdi bunu kesiyoruz bir dakikada. Sertleştiriyoruz, böyle kalıyor, buradan hava geçiyor. Nasıl yarar görmezsiniz? Kesinlikle. Yani tıkalı yerler açıldığı an hava alışı başlıyor. Hem horlamada hem apnede. Ha, netice itibariyle alerjiniz varsa da mevsimlerde alerjiye yönelik tedavi. Kilonuz varsa kilonuzu indirecek tedavi. Bunlar müdahale değil, bunlar tıbbi tedaviler. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Yine ediyorum. Yine harikalar yarattınız. Bize muhteşem bilgiler verdiniz süremiz boyunca. Yani, ve arayı açmayalım. Sizi yine en kısa zamanda bekliyoruz. İnşallah. Yani insanlara yararlı oluyoruz. Sizin çok büyük hizmetleriniz oluyor. Ayrıca teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Gerçekte maalesef yani bizim hekimlerimiz hastalarımızı bu konuda çok iyi aydınlatmıyorlar. Bunun ameliyatı yok kardeşim. Tekrar uzar. İşte tekrar bir bilmem ne olur diyorlar. Yani git maske supap kullan diyorlar. Lütfen tıkanıklığa bağlı obstrüksif uyku apnelerinde mutlak tıkalı yerlerin açılması gerekir. Supap maske en son tavsiye edilebilecek. Bu müdahalelerle, yan etkisi hiç olmayan bu 5-10 dakikalık müdahalelerle tıkalı yerleriniz açıldıktan sonra aldığınız hava size yetmiyor mu? Ha, gidin o zaman supap maske kullanın. Destek olarak. Sabaha kadar kullanmanıza da gerek yok. Yani sabaha kadar alamadığınız havayı bu tıkanıklıklar açıldığı zaman yarım saatte alırsınız zaten. Evet. Evet. Hayat konforu da oldukça kesinlikle yükselecektir bu durumda. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı operatör Doktor Ferruh Yılmaz'dı. Biz kendisiyle uyku apnesini, horlamayı ve elimizden geldiğince diğer kulak burun boğaz rahatsızlıklarına dair birçok soruyu yanıtlamaya çalıştık. Yanıtlayamadığımız sorular için, alamadığımız telefonlar için affedin bizi diyelim. Başka bir yayında yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok harika bir gün, çok harika bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz biz. Yönetmeni Murat'a, Salih'e, Mele'ye, Selim'e, Evren'e ve Aykut'a çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.